Altıntaş kardeşler en unutulmaz anlarınızın kusursuz olması için seçkin organizasyonlara imza atıyor. Klimalı ve havalandırmalı 700 kişilik altın salonu, 800 kişilik açık mekanı, huzurlu ortamı, profesyonel mutfağı ve deneyimli servis elemanlarıyla yemekli yemeksiz düğün eğlenceleriniz, sünnet ve hayır yemeklerinizde özel organizasyonlarıyla sizleri ağırlıyor. Altıntaş Kardeşler Düğün Salonları, 2. Gündoğan Mahallesi, Hatay Caddesi numara 145, telefon 244-9989. İyi akşamlar sayın seyirciler, KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek, ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar birlikte olacağız. Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelisköy beldesinde aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Teknolojinin gelişmesiyle kullanılan birçok imkan kötü niyetli kişiler tarafından maalesef insanları zarara uğratıyor. Nasıl yapıştırmış görüyor musun, çıkmıyor. Düzenek bu. Yaklaşık 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra son mahkemede tahliye olan Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, KRT Haber'den Ertin Nal'a açıklamalarda bulundu. 11 ay içerisinde okuyamadım kitapları okudum, yapamadım ibadetleri yaptım. Şu anda göreve dönmek için İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek kararı bekleyen Tuncay Kılıç, KRT Haber'e yaptığı açıklamalarında adaylık konusuna da değindi. Size teklif gelirse ne diyorsunuz? O da düşünülür, değerlendirilir. İzmit'ten aldığı yükü Lübnan ve Mısır'a ulaştırmak isteyen Paşa adlı Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi Marmara Adası'nın 3 mil yakınlarında yan yattı. Güverte üzerindeki olan MDP'lerim ve bir adet konteyner denize gitti. Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 33 yıl önce 12 Eylül tarihinde gerçekleşen askeri darbe ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Haziran direnişinden aldığımız güçle ülkemizde demokrasi ve özgürlüğü inşa ederek yaşatacağız. Saadet Partisi Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında partinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. Yani insanlarımızın nabzını tutma noktasında bütün bu çalışmaların gösterdiği sonuca göre inşallah hareket edeceğiz. Sayın seyirciler, Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy beldesinde aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Bir kişi hayatını kaybederken ölen kişinin akrabaları zanlının evini yaktı. Yaklaşık 15 yıl kadar önce zanlı Erol V tarafından babası öldürülen Basri Ürgüt, babasıyla aynı kaderi paylaştı. Dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi, Çamlık Sokak üzerinde karşılaşan iki kişi husumetinde verdiği etkiyle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında zanlı Erol ve yanında getirdiği tüfekle Basri Ürgüt'e 4 el ateş etti. Kurşunlardan 3 tanesi Basri Ürgüt'ün göğsüne isabet ederken zanlı Erol ve ise olay yerinden kaçtı. Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürgüt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü de olay çıkmaması için büyük çaba sarf etti. Olay sonrası Pelitköy Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan zanlı Erol V'nin eşi ve akrabaları köyü terk etti. Basri Ürgüt'ün akrabaları ise sabah saat 11 sıralarında zanlı Erol V'nin eviyle birlikte kardeşine ait 3 katlı evi molotof kokteyli atarak yaktı. Burhaniye Pelitköy itfaiye araçlarının yangına müdahale etmesini istemeyen Basri Ürgüt'ün akrabaları 3 itfaiye aracının camlarını kırarken olaya jandarma timleri müdahale etti. Çok sayıda jandarmanın köy içinde önlem aldığı olaylar sonrası 6 kişi gözaltına alındı. Dün akşam 20 sıralarında aralarında husumet bulunan Basri Ürgüt'ü tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Erol V ise jandarmanın ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gelin.
Sayın seyirciler, teknolojinin gelişmesiyle kullanılan birçok imkan kötü niyetli kişiler tarafından maalesef insanları zarara uğratıyor. Bunlardan birisi de banka ve kredi kartlarının kopyalanarak hesapların boşaltılması. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası çalışan bir şebeke çökertilerek 5 kişi ele geçirildi. Evet, çevir abi arkasını. Arkasını çevir. Evet, işte şu. Edinilen bilgiye göre 22-30 Temmuz 2013 tarihlerinde Ayvalık ilçesinde bulunan çeşitli bankalara ait ATM cihazlarına kart kopyalama düzeni yerleştirip bankamatikleri kullanan çok sayıda kişiye ait banka kartının kopyalandığı, kopyalanan banka kartlarından Bulgaristan'da nakit para çekimleri, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde internet üzerinden alışveriş yapıldığı tespit edildi. Ben tutayım. Tamam, daha iyi. Yarım şey. Ben sordum ona. Hemen harekete geçen Balıkesir Siber Suçla Mücadele Şubesi ekipleri Bulgaristan ve Romanya uyruklu şahısları takibe aldı. Şahısların Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde bulunan 5 ayrı ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirdikleri anlaşıldı. Bulgaristan uyruklu şahıslar 4 Eylül 2013 akşamı Edremit ilçesinin Zeytinli beldesinde bulunan bir ATM cihazındaki kart kopyalama aparatını sökerken polis tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda ATM'ye takılan düzeneğin kontrolünde kullanılan 2 test kartı, 10 adet kart kopyalama düzeneği, dizüstü ve tablet bilgisayarlar, harici hard disk, flash bellekler, şarj ve aktarım aparatları, navigasyon cihazı, çok sayıda alet, kablo, pil ve benzeri materyalle değişik marka ve modellerde toplam 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Tamam, evet. Emniyet Teşkilatı'nda henüz bir yıl önce kurulan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması sayesinde çete çökertildi. 2000 civarında vatandaşın da kredi kartı bilgilerinin kurtarıldığı bildirildi. Tam orada bak. Burası kamera şeyi işte. Öte yandan Balıkesir'de çökertilen uluslararası siber suç şebekesinin 5 şüphelisi de emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nasıl yapıştırmış görüyor musun, çıkmıyor. Üzenek bu. Sayın seyirciler, yaklaşık 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra son mahkemede tahliye olan Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, Kareti Haber'den Ertan İnal'a açıklamalarda bulundu. Tuncay Kılıç, kendisinin tutuklu olduğu sürede görevden alınmadığını ve İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu söyledi. Henüz makama oturmayan ve bakanlığın kararını bekleyen Tuncay Kılıç, Edremit Ülkütepe'de önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine cezaevi günleriyle başlayan Tuncay Kılıç şunları söyledi. Bu 11 ay nasıl geçti? Kısaca bir değerlendirme yapabilir miyiz? 11 ay içerisinde okuyamadığım kitapları okudum. Yapamadığım ibadetleri yaptım. Tevekkül içerisinde Allah'a şükrederek, Allah'a hamd ederek, bir an önce mahkeme karşısına çıkmayı bekleyerek geçirdik. Efendim, sizin hakkınızdaki hazırlanan dosyalarda sizin ifadeleriniz veya sizinle ilgili bulgular var mıydı? Şimdi bizim biliyorsunuz Edremit Belediyesi belediye meclis toplantılarının iki radyodan naklen yayınlayan bir meclis toplantısı düzenleyen bir belediyeyiz. Bu kollukta görevli arkadaşların o toplantıları iyi takip etmemelerinden kaynaklanan bir aksaklıklar oluştu. Yani onları dinlemiş olsalardı bizim belediyenin nasıl çalıştığı hakkında bilgileri olurdu. Netice itibariyle bu vahim sonuçlar ortaya çıkmazdı diyorum. Efendim, tekrar göreve dönmeniz konusundaki yaptığınız girişimler hangi aşamada? Şu anda bakanlığa bildirdim. Ben zaten görevden alınmamıştım. Tutuklu kaldığım süre içerisinde. Çünkü görevden alınacak subutu ermiş bir suçum, cezam yoktu. Bekliyoruz efendim. Efendim, Edremit malum
gelecek seçimlerde bazı beldeler tamamen tasfiye oluyor, kapanıyor. Edremit büyük bir şehir gibi olacak. Şimdi bu beldelerdeki hizmetler Edremit'e bağlandığında sizin tekrar göreve gelmeniz durumunda hizmetler nasıl olacak efendim bu konuda? Şimdi ben bu topraklarda doğdum. Kağızdağlarında doğduk, Kağızdağlarında büyüdük. O beldelerde hepsinde benim akrabalarım var. O köylerde akrabalarım var. O köyleri ve beldeleri benim kadar tanıyan başka bir siyasi insanın olduğuna inanmıyorum Edremit'te. Efendim siz MHP'den yine tekrar belediye başkanlığı konusunda adaylık düşünüyor musunuz? Şu anda kesin bir karar vermiş değilim. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli aradılar beni geçtiğimiz Cuma günü. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Görüşmelerimiz devam ediyor efendim. Sayın seyirciler, şu anda göreve dönmek için İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek kararı bekleyen Tuncay Kılıç, KRT Haber'e yaptığı açıklamalarında adaylık konusuna da değindi. Tuncay Kılıç, başka partilerden adaylık da düşünülür ve değerlendirilir dedi. Tahliye olduktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçmiş olsun demek için arandığını ve görüşmelerin devam ettiğini belirten Tuncay Kılıç, Ülkütepe'de yaptığı açıklamalarında Ertinal'ın sorusu üzerine adaylık konularıyla ilgili olarak da şu cevabı verdi. Başka bir partiden size teklif gelirse ne diyorsunuz? O da düşünülür, değerlendirilir. Evet. Efendim burada belediye başkanlığında siz bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra bir ara verdiniz. Halka verdiğiniz bir söz vardı. Tekrar halk sizi tekrar belediye başkanı yaptı. Evet. Şimdi bu gelecek seçimlerde aday gösterilmeniz, aday olmanız durumunda CHP ağırlıklı olan beldelerdeki çalışmalar sizi nasıl etkiler? Şimdi ben CHP'ye uzak bir insan değilim. Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerden oy alarak zaten belediye başkanı oluyorum ben. Netice itibariyle Edremit'te sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları belediye başkanlığı seçimini kazanmaya yetmiyor. Hem Cumhuriyet Halk Parti'den hem AKP'den hem diğer bütün partilerden oy alarak bu makama geliyorum. Benim dedelerim Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Ben Cumhuriyet Halk Parti kültürüyle büyüdüm. Netice itibariyle babam Adalet Partili'ydi. Ben de Milliyetçi Hareket Partili'yim. Bizim parti sorunu yok ailemizde. Efendim buradaki oylarda birleşme olabilir diyorsunuz. Şüphesiz. Peki, tabanda bir. Büyükşehir'i nasıl görüyorsunuz? Büyükşehir'deki seçimler nasıl geçer sizce? Çalışan kazanır. Evet. Çalışan. Peki kazanır. Buradaki oylar Büyükşehir'e de etkisi olur mu diyorsunuz? Olacak tabii. Olacak tabii. Efendim belediyeyi siz göreve aldığınızda ne kadar borç vardı şu an belediyenin eski belediye başkanından kalan borçları hangi aşamada? Yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapabiliriz mi siz? Yaklaşık 50 trilyon bir borç vardı. 20 trilyon borç ödenmişti 1 Ekim 2012'ye kadar, benim gözaltına tutuklanıncaya kadar. Şu andaki son durumu bilmiyorum. Ancak şu anda 5 trilyonluk amfiteyatromuz var. Jeotermal 5000 tane konut ısınıyor jeotermalle. Netice itibariyle meydanlarımız, altyapılarımız, yollarımız, parke taşlarımız, yani en az 20 trilyonluk yatırım yapıldı Edremit'te. Efendim tekrar göreve belediye başkanı olarak seçilirseniz hedefinizde neler var? İlk planda neler var? Kazdağ Milli Parkı'nın turizmi açmak, teleferik projemiz vardı bizim 99-2004 yıllarında yaptığımız. Onun gündeme gelmesi, Edremit Körfezi'ne büyük bir cruiser gemi limanı yapılması, Dalyan bölgesine yat limanı olması, uluslararası açılan havalanında ilgili deniz yollarında, deniz ulaşımında Edremit'te sağlanması ve Kazdağ Milli Parkı ile beraber jeotermal turizmin devam etmesi. Burası bir turizm cenneti olsun istiyorum. Sayın seyirciler, İzmit'ten aldığı yükü Lübnan ve Mısır'a ulaştırmak isteyen Paşa adlı Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi Marmara Adası'nın 3 mil yakınlarında yan yattı. Geminin boşaltılıp düzeltilerek tekrar yola çıkacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre İzmit'ten aldığı sunta ve konteynerleri Mısır ve Lübnan'a götürmek üzere yola çıkan Paşa adlı kuru yük gemisi Marmara Adası'nın 3 mil yakınlarında yan yattı. Gemide bulunan 9 kişilik mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle Erdek'in Narlı Köyü'ne taşındı. Dün saat 14.30'dan Hayırdız Adası'nın batısına doğru seyrediyordum. Seyir esnasında
sağımdan ve solumdan, sancağımdan ve iskelemden geçen balıkçı tekneleri ve gemilerin denizleriyle gemi 4-5 derece sancak iskele yatarak güvertedeki laşıklarım koptu. Ve ambar içindeki MDP'lere ait olan laşıklar, balonlar da patladı. Ve patlamasıyla dolayı güverte üzerindeki olan MDP'lerim ve bir adet konteyner denize gitti. Bu yatışta yaklaşık 50 derece yattı. Ve gemi personelinden gemiyi terk etmek zorunda kaldık. Yüklemede asla ve asla hata yok. Yüklememiz gayet güzel. Laşık durumundan gitti gemi. Yani laşıkların zayıf olması ve güverteye yükleyici tarafından güverteye yapılan mapalar kopmasından kaynaklandı bu. Geminin boşaltılıp düzeltilerek tekrar yola çıkacağı bildirildi. Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 33 yıl önce 12 Eylül tarihinde gerçekleşen askeri darbe ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu önünde toplanan eylemciler hükümete de yüklendi. 12 Eylül askeri darbenin 33. yıl dönümünde Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu Türkiye İstatistik Kurumu önünde bir araya geldi. Katiller halka hesap verecek. Yapılan basın açıklamasında 33 yıl önce yaşanan askeri darbeye tepki gösterildi. Bugün 12 Eylül faşist darbesinin yönetimi ele alarak ülkemizde uyguladığı askeri diktatörlüğün 33. yıl dönümüdür. Eylemciler askeri darbenin yanı sıra hükümete de eleştirilerde bulundu. Hükümetin darbe ve darbecilerle hesaplaşacağını söylediği ancak bu durumun seçim propagandasından öteye gitmediği belirtildi. Türkiye halklarının üzerine bir kara bulut gibi çöken askeri darbe, ülkeyi siyasi ve etnik anlamda parçalara ayırırken bir taraftan da ülke halklarının canına kastetmiştir. 12 Eylül gününden bu yana ülkede yer alan tüm emek, demokrasi, özgürlük güçlerinin üzerindeki baskı gittikçe artmış, günümüzde ise bu durum eskiyi bile aratacak düzeye gelmiştir. 12 Eylül'de başlatılan toplumun tüm muhalif ve sorgulayan yanlarını ortadan kaldıran zihniyet, öncelikle halkın kendisine karşı örgütlenmesinin önüne geçmek için sendikaları, partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve dernekleri ya kapattı ya da içeriğini işlevsiz hale getirip kendisine karşı çıkma ihtimali olan tüm cenahları susturma yoluna gitti. Bir darbe anayasası oluşturdular. Bu anayasanın hazırlanmasından sonra hükümet olan birçok parti 12 Eylül anayasasını tümden kaldıracağını ya da değiştireceğini seçim propagandasından öteye geçmeyecek şekilde dile getirmiştir. Sonuç olarak hiçbir hükümet darbe anayasasını değiştirmeyip hatta bu anayasanın üst düzey uygulayıcıları olarak yollarına devam etmişlerdir. Ayrıca AK Parti hükümetinin halkının yanında değil, halkın isteklerinin karşısında olduğu dile getirildi. AKP'nin Alevilere karşı tavrının da samimi olmadığını göstermiştir. Tüm bu olaylardan sonra bu olayları kendi hükümetine sabotaj girişimleri olarak nitelendirilen AKP hükümeti ne kadar büyük bir aziyet içinde olduğunu da gözler önüne sermiştir. Biz bu alandan Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu olarak AKP'nin uyguladığı ve uygulamaya devam ettiği şiddet politikalarının halk tarafından her alanda cezalandırılacağını belirtmek isteriz. Ne AKP ne de Recep Tayyip Erdoğan öldürülen 6 gencin hesabını veremezler. 12 Eylül ve 12 Eylül sonrasında katledilen insanların anılarını Haziran direnişinden aldığımız güçle ülkemizde demokrasi ve özgürlüğü inşa ederek yaşatacağız. Sayın seyirciler, Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında partinin çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Toplantıda konuşan Genel İdare Kurulu üyesi Mesut Doğan, Saadet Partisi'nin Türkiye genelinde sürpriz yapacağını söyledi. İl Başkanlığı'ndaki toplantıya Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Taşkın, Genel İdare Kurulu üyeleri Mesut Doğan, Ekrem Şema, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Balaban, İl Müfettişi Süheyl Balaban ve partililer katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan GİK üyesi Mesut Doğan, Türkiye genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yerel seçimlere de değinen Doğan şunları söyledi. Şimdi bir hafta önce görevli olduğum noktada söylüyorum, Bingöl'deydim.
Geçen hafta da Zonguldak'ımızdaydım. Şimdi de Balıkesir'imizdeyiz. Sadece Balıkesir'e münhasır bir şey söylemeyeceğim. Türkiye genelinde Saadet Partisi'nin çok büyük sürpriz yapması sürpriz olmayacak inşallah. Ve gerçekten bu noktada vicdanı ağrıyan insanların çok mutlu olacağı ama birileri çok rahatsız olacağı, hayırlı bir sonuç alacağımıza inanıyorum inşallah. Üç tane çalışma yapıyoruz. Bir, halkla kucaklaşma çalışmaları diyebilirim. İçe dönük teşkilat çalışmaları. Üçüncüsü de aday tespit etme çalışmalarının ön hazırlığını yapıyoruz inşallah. Bu çalışmalar sonucunda da zaten genel merkezimizde yapılan değerlendirmelerle kademeli olarak adaylarımız açıklanacaktır inşallah. Başkanım, Balıkesir'de büyük şehir oldu biliyorsunuz. Zaten. Evet. Hayırlı olur inşallah. Evet, burada adaylarımız tabii Karasi, 6 Eylül ve büyük şehir olacak. Evet. Onlarda hangi kategoriye göre ayarlayacaksınız, seçeceksiniz? Hangi şartlara göre değerlendireceksiniz? Bizim Türkiye genelinde çalışmaları noktasında uyguladığımız durum bellidir. Yani bu sadece içe dönük değil, hem dışa yönelik istişareler neticesinde temsil noktasında o aday olduğu ile ve ilçelere faydası noktasında en kaliteli adayı inşallah gösterme gayreti içerisinde olacağız. Tabii ki. O yine bizim Türkiye genelinde illerimizde, ilçelerimizde ciddi bir kısım tamamlanmış anket çalışmalarımız da var. Yani insanlarımızın nabzını tutma noktasında. Bütün bu çalışmaların gösterdiği sonuca göre inşallah hareket edilecek. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İlgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı Bölge Bayiliği ile sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom, İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı Kat 1 numara 4'te. Thank you.
dört kıtada dünyanın havası Beksan'la değişiyor. Beksan hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın gök gürültülü, sağanak yağmurlu. En yüksek 28, en düşük 16 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 30, en düşük 12 derece. Pazartesi günü çok bulutlu, en yüksek 30, en düşük 13 derece. Salı günü gök gürültülü, sağanak yağmurlu. En yüksek 30, en düşük 12 derece olması bekleniyor. Edremit yarın gök gürültülü, sağanak yağmurlu. En yüksek 29, en düşük 21 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 30, en düşük 17 derece. Pazartesi günü çok bulutlu. En yüksek 29, en düşük 18 derece. Salı günü gök gürültülü, sağanak yağmurlu. En yüksek 27, en düşük 18 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın gök gürültülü, sağanak yağmurlu. En yüksek 26, en düşük 15 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 27, en düşük 10 derece. Pazartesi günü yer yer sağanak yağmurlu. En yüksek 29, en düşük 11 derece. Salı günü gök gürültülü, sağanak yağmurlu. En yüksek 28, en düşük 12 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın gök gürültülü, sağanak yağmurlu. En yüksek 26, en düşük 16 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 28, en düşük 14 derece. Pazartesi günü çok bulutlu. En yüksek 28, en düşük 15 derece. Salı günü hafif sağanak yağmurlu. En yüksek 29, en düşük 17 derece olması bekleniyor. Beksan Çivi hava durumunu sundu.